Çok keyifli bir kadın sanatçımızı konuk ediyoruz. Kendisi bizim eski bir dostumuz. Çok keyifli bir insan, çok keyifli resimlere ve seramiklere imza atan bir sanatçı. Sevgili Tülin Kalmuk bugün bizlerle. Merhaba sevgili Tülin, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk canım. Merhaba. Nasılsın? Vallahi çok iyiyiz. Burada iyi olmamak mümkün değil zaten. Çeşme'deyiz. Evet, sen İstanbul'dan kaçan sanatçılarımız arasına katılmayı tercih ettin. Uzun bir zamandır oradasın. Orada üretimine devam ediyorsun. Önce Marmaris'teydim. Uzun bir zaman. Sonra İstanbul'u özledim, döndüm. İstanbul çok dolunca şimdi buradayız artık. Evet, biz seninle geçmişte kişisel serginle ve başka işlerde bir arada da çalıştık. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ailede sanatla uğraşan birileri var mıydı? Senin sanata olan ilgin nereden başladı? Babam ressamdı. Hem de iyi bir ressamdı. Ama bizim hani pazar Evet. tatil ressamı dediğimiz ressamlardan. Hiç sergi açmadı. Tablo satmadı. Hediye ederdi. Ama çok iyi bir ressamdı. Bu herhalde kalıtsal olarak bana geçmiş. Eğer bunun başlangıcına dönersen ta 4 yaşına kadar döneriz. O zaman aldım elime kalemi, fırçayı. Ve hiç ara vermeden yaptım Evet. ama keyfi olarak yaptım. Profesyonel olarak hep şöyle söyledim. 50 yaşına kadar iş yaparım, 50'den sonra sanat yaparım. Çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Yani Evet, gelir haklısın. olarak yani bir sanatçının sanatını idame ettirerek yani yaşamın standartlarına ayak uydurması kolay değil. Resim yapıyorum, sorun değil. Resmi yapabiliyorum. Ama bunu Evet. ekonomik yaşama nasıl uygulayacağım? Ve biliyorsun ki yani Türkiye'de sen de bir sanatçı olarak çok iyi bilirsin ki yani sanat maalesef tam oturmadı, tam olarak yerini bulmadı ve Evet. sanatçılar için iyi bir değer daha oluşmadı. Ve pek ümitli de değilim Hı. zaten bu konuda. Ve mecburen seramiğe kaydım. Dedim ki ben tuvale yaptığım şeyi seramiğe de uygulayabilirim. Ve baktım ki Hı. hakikaten yani iyi çapta seramikçi olmuşum. Ve hayat daha iyi, daha kolay yürüdü benim için. Fakat sanat her zaman içimde vardı. Resim yapmayı çok çok seviyorum. Ve bunu hep yapmak istiyorum. Kendime bir süre tanıdım. 50'sine kadar dedim seramik yapacağım. Sonra daha yorgun olacağım. Yani resim sanatının daha ileri safhalara, yaşlara taşımayayım dedim. Ve başladım. Sonra da işte sergiler, otel resimleri. Yani iyi de oldu. Biraz da olgunlaşmış oldum. O endüstriyel alandaki seramik çalışmalarınla aslında o arada senin sanattan koptuğun söylenemez. Sadece farklı sebeplerden dolayı farklı bir şekilde sanatını icra ediyordun. Peki o dönemde bir atölyen mi Tabii. vardı? Nasıl yürüyordu işler? Bir onları anlatalım. Çünkü bayağı geniş çaplı Çok bir geniş atölyen olduğunu çaplıydı. biliyorum. Her şey küçükten başlar. Ve ben hatta şöyle söylerim. Bir şeye evde başlayın. Küçük bir alanda başlayın. Bırak iş kendini büyütsün derim. Benim yaptığım buydu. İş kendini Evet. büyüttü. Çok küçük çapta başladım. Hatta çok zor ekonomik imkanlarla başladım. Sıfırla başladım. Yani bizim dönemimiz diyeyim ben. Yani her şey bakir. 85'lerden bahsediyoruz. Evet. Yani piyasaya çıktığında ben bu malı yaptım dediğinde o malı yapan çok insan yok. Rahat bir piyasa ve bir anda akış başladı, nakit akışı. Ve yavaş yavaş büyüttüm. Ama en güzel olayı da sanıyorum 90'lı yıllarda yaşadım. O yıllarda Bütün Türkiye sanatı 90'lı yıllarda altın değil çağı mi? O gibi yaşadı yıllarda zaten. iyi de satış yaptım. İşte yolum Marmaris'e kadar gitti. Orada da yine toptan perakende olarak seramiğe devam ettim. Ama bir yerden sonra artık Hı. ticaret tamam yaptın, parayı kazandın ama sanat iyi bir şey. Yani varsa senin doğuştan biliyorsun kazanılan bir şeydir bu. Yani sonradan olunmaz. Evet.
Bu seni daima huzursuz ediyor. Yani sanki yapmam gereken bir görev var ama ben bunu yapmadım, yapmıyorum. İşte o yüzden bir gün başlayıverdim aniden ve kendimi geliştirerek devam ettim resim sanatına. 2003'te başlıyor o birden. Yağlı boya resim çalışmaların yeniden alevleniyor. Öyle değil mi? Şimdi resim çalışmalarına hız veriyorsun. Ben resimlerini yakından tanıyorum. İzleyicilerimiz de akışta görecekler. Biraz resimlerin üstünden konuşalım. Çünkü çok enteresan. Yani benim şöyle tabir edebileceğim resimler. Masal, böyle ipeksi bir yağlı boya. Enteresan figürler. Ama biz resimlerini senin ağzından dinleyelim. Çıkış noktanı, nasıl çalıştığını, tuval başında mı organize ettiğini, nasıl çıkıyor Bana hikayeler? sorarlar, Çünkü müthiş hikayeler var resimlerinde. sergide özellikle işte bunu yaparken ne düşünüyordunuz derler. Aslında şu bir gerçek ki ben hiçbir şey düşünmeden başlarım. Yani fırçanın bir dokunuşuyla bir noktadan başlarım, o yürür gider. Bu arada bilmiyorum, ben mizaç olarak çok fantastik dünyayı seven, yani gerçeklerden pek iç içe yaşamayı sevmiyorum açıkçası. Hayal dünyam çok geniştir. Sonra o fırça bir yere gidiyor. Orada kendi hikayemi bir anda yazıyorum. Şimdi nasıl dedi desen bu hatırlayamam şu an. O anlık. Yani Ama şuna çok başka dikkat bir türün ediyorum. yapıyor. Şu dikkat ettiğim bir konu, resmi yaparken buna gerçekten önem veriyorum. Kompozisyon ve renk uyumu. Yani orada Evet. aklın yolunu seçiyorum tabii ki. Hayaller Tabii ayrı ki resmin kendine ama ait dinamikleri tabii var. yani o şunu şuraya, hani ben istedim de bunu buraya koyacağım diyemezsin. Onun orada bir dengesi Tabii ki. olmalı. Yani aklın yolunu izleyerek hayallerin peşinden gidiyoruz. Figür yapmaya bayılıyorum. Evet. Figürü seviyorum ama yani biraz da seni toplum yönlendiriyor. Burada resimde bir yorum almak istiyorsan, yani çok fazla figüre itibar eden bir toplum değil bu. Ben sipariş aldığım resimler oluyor. Duvarımda figür görmek istemiyorum diyor adam açık açık. Mecburen onlarla biraz oynuyorsun ve bu şekilde o resme kayıyorsun yani. Anladım. Ama ben komik figürlerimi tercih ederdim. Evet, çok enteresan, çok değişik figürler var. Resimlerin oryantalist bir tarafı da var, değil mi? Var. Neden o? Küçük hareketleri çok severim. Ve oryantalist dünyada o küçük hareketler, küçük şeyler, süslemeler bunlar vardır. Hatta bir tablomda ben ona şey Mardin kadını diyorum. Çok güzel bir kadın vardır şöyle örtülü. O da çok karışık desenler var. Yani bu her zaman dediğim şudur. Detaylar güzeldir. Resmi güzelleştiren detaylardır, incelikler. Sen orada ona epey bir uğraşırsın. Hatta çok da küçüktür. Baktığında dikkati de çekmez. Ama onlar bir araya geldiğinde Peki, resmi resimlerdeki bu zenginleşir. serüven, seramiklerdeki desenlerinle de taşınıyor mu yoksa orada daha klasik, daha ticari bir akış mı var? Ha, bu çok doğru. Şimdi yaptığım çiniler var. Bir ara Evet. Çin'e döndüm. Çin'i yaptım. Çin'i de hepsi ayrı ayrı sulu boya tarzı peyzajlar yaptım. İyi de oldular. İyi de sattılar. Yani ekonomiyi hiç unutmayacağız. O hep aklımızın Evet. bir kenarında durmalı. Yani yaptığını satmazsan üst üste yap, yap nereye kadar. Onlar iyi iş yaptı. Fakat şimdi figürleri yaparken ya da bir desene o sanatçı kimliğini biraz bastırmak zorunda kalıyorum. Bu çok özel bir ürüne emek verdiğinde bende olmayan bir piyasa var. Yani onun değerinde satmalısın. Karşılığını almalısın. Seramik yapıyorsun. Yani ben burada şimdi seramik sanatçısı değilim. Bu olayı endüstriyel olarak o kafayla, o zihinle düşünmek zorundayım. Onun karşılığını vermezsen o piyasa. Onun için çok daha hafif desenlere, sade seramiklere giriyorum yani.
daha endüstriyel, öyle hani sanatçı, seramik sanatçısı havasında bir iş yapmıyorum. Ama gene de tek handmade işlerin var. Hepsi Bunu handmade ama yani şimdi seramik sanatçıları genellikle panolar üzerine gider. Ben yine endüstriyelde kararlıyım. Sürahi, bardak, fincan, kahve fincanı, bunların satışı her zaman mümkündür. Yani ben oturup da sanatımı karşısına geçip de yani şunu yapamam, ben öyle bir sanatçı da değilim, olmak da istemem. Yani ben sanat yapıyorum, bunun değeri şudur, ben bunda ısrar ediyorum. Hayır, bana para her zaman lazım yani, O o zaman şöyle bir satmalı. çizgim var. Bu benim Tabii. yaşamımı sürdürdüğüm bir yeteneğim. Resim de benim sanatçı kimliğimin olduğu alan. Bu çok doğru. Yani Evet, buna bu resimler tamamen doğru. konusunda daha sanatçı kimliğin ağır basıyor. O zaman hani resim Evet. mi, seramik mi sorusu, hani anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun gibi bir şey olacak ama sende hep duygu resimde ön plana çıkıyor. Asıl ruhunu beslediğin, Resim mutlu başka bir olduğun. şey. Yani resim yapmak başka bir şey. Yani o bambaşka bir alemdir. Fakat seramik dediğinde kendimi ben seramikçi olarak tanımlarım. Seramik sanatçısı değil. Daha Ve zanaatkar o bir alanın. hep de söylerim zaten. Bana göre seramik bir zanaattır. Bunu herkes bir şekilde tekniğini çözer ve yapar. Resim ayrı bir olaydır. Peki bu süreçte pandemide orada sen nasıl hissettin? Böyle İstanbul, Ankara vesaire büyük şehirlerdeki sanatçılarımıza hep sorduk. Tabii bizler büyük şehirde daha sıkışmış bir duyguyla bu süreyi geçiriyoruz. Orada nasıl geçirdin? Sana yansıması oldu mu Biz çeşitli burada hiç şekillerde? hissetmedik dersem doğrudur. Neden? Zaten müstakil bahçeli bir evde oturuyorum. Trafik yok, mesafeler dostlarımızla olan mesafeler çok yakın. Peki, şimdi seramik alanında orada çalışmaların hızlıca devam ediyor anladığım kadarıyla. Hadi onu da anlat bize. Onun da bir hikayesi var Yani burada. şimdi her şeyin... Ya ben çok sıkıldım, buraya geldim. Yani şimdi yepyeni bir yer. Komşumla dedim ki bir Çin'e gidelim. Biz seramik kursuna, seramik kursunu bulamadık. Doluymuş halk eğitimi. Hani yapmak için, öğrenmek için değil de orada en azından çamuru elimize alalım, bir yer olsun. Bulamadık, Çin'e gittik. Çin'i çok sevdik. Orada nereden baksan 15-20 hatun, hem de biz yaşlarda. Keyifli günler geçirdik. Bol bol çini yaptık. En büyük sorun değil mi? Fırınları yoktu. Ha dedim, siz çini yapıyorsunuz ama fırınınız yok. Ta İzmir'e götürüyoruz bunları pişirmek için. Dedim mi bari ben bir fırın alayım dedim. Alt kattaki odama bir fırın aldım, koydum. Ondan sonra ne yaparsın? Evet. Fırın varken seramik de yaparsın. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler Ben de için. teşekkür ediyorum canım. O yeni serginde inşallah gene irtibatta kalırız. Oralardan da yayınlarımızı izleyicilerimize ulaştırmamızı diliyorum. Bilmiyorum çünkü önümüzdeki günler hepimize ne getirecek. Atlar gelirsin, olacak ya, yakın yer. Tamam. Şartlar uygun olursa İnşallah, mutlaka inşallah. çok çok isterim. Yeniden çok teşekkür ediyorum ve programı kapatıyorum. Hoşça kal.